Merhabalar, bugün sizlere İran-Irak Savaşı hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Arap dünyasında Birinci Körfez Savaşı olarak anılan İran-Irak Savaşı 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında yaşanmış bir savaştır. Bu savaş yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne, 2 milyon kişinin yaralanmasına, 150 milyar dolar maddi hasara, her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açmıştır. Irak'ın zaferleri ile başlayan savaş, İran'ın direnmesiyle yıpratma savaşına dönüşmüş ve savaşın sonunda kazanan olmamıştır. Her iki ülkede kaybetmiştir. Savaş, 22 Eylül 1980'de Irak'ın başlattığı işgal operasyonuyla başlamıştır. Irak'ın saldırısının ardında iki ülke arasındaki çok uzun bir geçmişe sahip olan sınır sorunları ve İran'ın Irak'taki Şii nüfusu etkilenmesinden duyulan kaygılar yatıyordu. Irak, İran'da devrimden sonra yaşanan kaotik ortama güvenerek hiçbir resmi uyarı yapmadan başlattığı saldırıda çok az ilerleme kaydetti. İran, kısa sürede Irak güçlerini geri püskürterek Haziran 1987'ye değin kaybettiği bütün toprakların neredeyse tamamını geri aldı. Savaş sırasında Halkın Mücahitleri Örgütü Irak tarafında yer alırken, Iraklı Kürtlerden oluşan Kürdistan Demokratik Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği İran'ı destekledi. Birleşmiş Milletler'in ateşkes çağrısına rağmen savaş 1988'e değin sürdü. Savaş, iki tarafında kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 nolu kararıyla sona erdi. Savaşın sona ermesini takip eden birkaç hafta içinde İran güçleri Irak topraklarını tahliye ederek 1975'teki Cezayir Antlaşması'nda öngörülen sınırlara çekildi. Son savaş esiri değişimi 2003 yılında gerçekleşti. İran-Irak Savaşı yaklaşık 1 milyon insanın hayatına mal oldu. Savaşan taraflar ufak kazançlar için ekonomik kaynaklarını tüketti. Savaşın sonunda İran-Irak sınırı değişmedi, savaşın etkileri yıllar boyunca hissedildi. İki ülkenin birbirlerinin petrol tesislerine saldırılar düzenlemesi sonucu petrol üretimi düştü. Petrol fiyatları arttı. Savaş boyunca Irak kendisini destekleyen devletlerden borç alarak silah satın almıştı. İlerleyen yıllarda bu borçları ödemek zorunda kaldı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.